Bir Nefes Sağlık programında bugün tekrar karşınızdayız. Ben ortopedi ve kök hücre uzmanı operatör doktor Ahmet Özyazgan. Ben veteriner hekim Hande Mutlu. Bugün yine değerli konuklarımızla sizlerle birlikte olacağız. Bugünkü konuklarımız Uluslararası Yoga Federasyon Başkanı Akif Manav ve üst üste 6 kez Dünya Yoga Şampiyonu ve ilk olimpiyat şampiyonu Merve Tanrıverdi. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyiz. Sağ olun. Her şey yolunda, çok iyi. Harika. Evet, ilginç bir konu olacak galiba, evet, Ahmet Hocam. Bugün çok keyifli bir söyleşi yapacağız. Evet. Değerli izleyicilerimiz, bugün neleri konuşacağız bir göz atalım. Sonra tekrar birlikte olacağız. Bir Nefes Sağlık'ta bugün. Uluslararası Yoga Federasyon Başkanı Akif Manav ve üst üste 6 kez Dünya Yoga Şampiyonu ve ilk olimpiyat şampiyonu Merve Tanrıverdi ikilisi açıklıyor. Suçluluk psikolojisi nedir? Suçluluk psikolojisi istisnasız dünyada herkeste olan bir sorundur aslında. İnsan kendini neden suçlu hisseder? Suçluluk hissinden nasıl kurtulabilir? Üst üste 6 kez dünya şampiyonluğunun yanı sıra ilk yoga olimpiyat şampiyonu Merve Tanrıverdi başarıya giden yolda neler yaşadı? İfade gücümüzü nasıl arttırabiliriz? Hepsi az sonra Bir Nefes Sağlık'ta. Dirim Türk TV ekranlarından tekrar merhaba. Bir Nefes Sağlık programında bugünkü konuklarımız Akif Manav hocamız ve Merve Tanrıverdi hocamız. Hoş geldiniz. Tekrar sağ olun, hoş bulduk. Nasılsınız? Bomba gibiyiz, sıcak sıcak yeni çıkan derginizde. Evet, derginize hoş gelmedik. Ben de bir göz attım. Çok güzel konular var gerçekten. Evet. Bu suçluluk psikolojisi çok ilgimi çekti. Bu konuda bizleri aydınlatırsanız çok mutlu oluruz. Suçluluk psikolojisi istisnasız dünyada herkeste olan bir sorundur aslında. Ve bu sorun herkeste var çünkü ta çocukluktan beri herkese suçluluk duygusu dayatılmıştır. Çocuğu terbiye ederek, kontrol etmek için, yönlendirmek için ebeveynler ona suçluluk duygusu dayatıyor. Genelde çoğu zaman ve bu artık bütün dünyada yaygın, insanlar ödül ve ceza prensibini uyguluyor. Çocuk uslu ise, laf dinliyorsa ödüllendiriliyor, laf dinlemezse cezalandırılıyor. Ve böylece çocukta eğer ebeveynler hoşa gelmeyen bir şey yapmışsa çocuğu suçlu hissettiriyorlar. Sen hata yaptın, sen cezalısın, odadan çıkmayacaksın. Ve bu şekilde çocukta gitgide dayatılmış suni bir suçluluk duygusu oluşmaya başlıyor. Ve çocuk gitgide bir suçluluk kompleksin içine girmeye başlıyor. Bu evde ebeveynlerle başlar. Anne baba bunu yapıyor. Aslında onlar da kendi anne babasından görmüş. Kuşaktan kuşağa bu ödül ve ceza sistemi insanla da devam ediyor. Ve herkes de küçük ya da büyük, daha derin ve daha hafif, daha yüzeysel suçluluk kompleksi oluşuyor. Sonra çocuk okula giderken okulda da eğitmenler buna devam ediyor. Ödevlerini yapmışsa iyidir, yapmamışsa kötüdür ve suçlu hissettiriliyor. Daha sonra üniversitede, sonra da müdürler işte çalışma, iş hayatında yine de kişi eğer yanlış bir şey yapmışsa, hatalı bir şey yapmışsa ona suçlu duygusu hissettiriliyorlar ve kendini suçlu hissediyor. Şimdi çocuklar çocukluktan bu başlıyor. Örneğin çocukta bu suçluluk duygusu gelişince her olayda çocuk ister istemez suçlu duyuyor. Mesela ebeveynler kavga ederse çocuk suçlu hisseder. Düşünür ki acaba onun yüzünden mi bu kavga oldu? Veya ebeveynler boşanırsa çocuk kendi suçlu hisseder. Ebeveynler bir evi terk ederse çocuk suçlu hisseder. Sorar çevredekiler, acaba yanlış bir şey mi yaptım? Neden oluyor bunlar? İşte bu köklenmiş bir suçluluk duygusu İnsanı hayatı boyu takip eder ve acı çektirir. Artık çocuk yetişkin olunca bu duygudan iyice acı çekmeye başlar ve bu duygu, suçluluk duygusu köklenince suçluluk kompleksi birçok rahatsızlığa neden oluyor. İlerleyince insan fiziksel, zihinsel, duygusal,
psikolojik rahatsızlıklar hissetmeye başlar. Ve bölgesel olarak duygunun, yani nedeni, neden kaynaklanıyor, hangi hatadan? Genelde insana iyiler ve kötüler, doğrular ve yanlışlar dayatılıyor. Bir küçük çocuk, o hiçbir şey bilmiyor. Ebeveynler ona bunların doğru, bunların yanlış olduğunu öğretiyor. Genelde bunlar, doğrular ve yanlışlar ebeveynlerin kişisel tercihleridir. Ebeveyn çocuğuna ne bekliyorsa o iyidir, ne beklemiyorsa, istemiyorsa o yanlıştır, hatalıdır. Mesela ebeveyn çocuğuna diyor ki, sokağa çıkma. Ve sokağa çıkmak yanlış bir şey. O yüzden çocuk sokağa çıkarsa o suçlanıyor, hata, yanlış yapmış deniyor. Ve bu dayatılmış doğrular ve yanlışlar insanın devamında bütün hayatını etkiliyor. Aslında bunlar gerçekle bilgisi yok. Ebeveynler tercihleriyle ilgili ve çocuk da sonra da yetişkin olurken bu alışkanlık, çünkü zihin koşullanıyor. İnsan zihni mekaniktir. Koşullanıyor ve sonra hayat boyu insan bu şeylerden acı çekiyor. Hatanın düzeyine göre suçluluk duygusu göğüs bölgesini, karın bölgesini veya pelvis bölgesini etkiliyor. Örneğin bu bilinen bir şey, çocukken özellikle artık biraz büyüyünce çocuk ve onda cinsel dürtüler ortaya çıkmaya başlayınca çeşitli cinsellik tabuları var. Ve geleneksel olarak yasaklanan birçok şey var bununla ilgili. Şimdi bu tabularda insanda ayıp, başkaları ne der gibi suçluluk duygusuna neden oluyor. Ve bu tabular sonucu, mesela pelvik bölgesi, suçluluk duygusu o bölgeyle ilgili ise cinsel tabular ve onlarla bağlı suçluluk duygusu pelvis bölgesini, leyen bölgesini etkiliyor. Bu nedenle de ileride üreme problemler, kısırlığa bile neden olabilir. Karın bölgesini etkileyince sindirim problemleri, hazımsızlık, gastrit, ülser ortaya çıkıyor. Mesela bu tıpta bilinen bir şey. Derin bir suçluluk duygusu ülsere neden oluyor ve kansere kadar ilerleyebilir. Göğüs bölgesi etkileniyorsa suçluluk duygusundan, o zaman solunum rahatsızlıkları, alerjiler, astım gibi kronikleşmiş rahatsızlıklar ortaya çıkıyor. Aslında suçluluk duygusu, insan bununla ilgilenmezse, tespit edip ondan özgürleşmek için çabalamazsa kesinlikle çeşitli rahatsızlıklara neden olacak. O yüzden orijinal yoga sisteminde buna yönelik özel uygulamalar var, özel teknikler var. Çünkü genelde suçluluk duygusundan insan özgürleşemez. Beşikten mezara kadar suçluluk duygusu onu takip edecek ve hayatını rahatsız edecek. Burada ayarlanmış, özellikle tasarlanmış tekniklerle, orijinal yoga sisteminde bu tekniklerle insan suçluluk duygusunu hafifletebilir. İlk adım onun farkına varmak. Çünkü bu suçluluk duygusu kronikleşebilir ve insanın hayatını tamamen mahvedebilir. Vakalar var ki insan her şeyden suçluluk duyar. Onunla ilgili olan olmayan her şeyden. Hava bozuldu, yağmur yağıyor, suçluluk duyuyor. Diyelim ki hava bozuldu, eşi üzülüyor ki yağmur yağıyor. Kişi suçluluk duymaya başlıyor. Onunla hiçbir ilgisi yok. Ama bu artık kronikleşmiş bir olay. Böyle de olunca rahatsızlıklar ortaya çıkmaya başlıyor. Anne babalara çok görev düşüyor. Değil mi burada? Çocukluk döneminde evet, işte başlıyorsa. Bu, evet, çocukluk da başlıyor. Buradan ve bir mesaj verelim değil mi ebeveynler hocam? Ebeveynler buna dikkat etmeli. Yani çocuğu azarlamayın. Sürekli onu suçlu hissettirmeyin. Mantık kullanarak hatalar anlatılabilir. Ama en olumsuzu suçlu hissettirmek. Ve çocuk suçlu hissedince, o suçlu kompleksi oluşunca her an suçlu hissetmeye başlıyor ve rahatsızlıklar, psikolojik, fiziksel, psikosomatik rahatsızlıklar ortaya çıkmaya başlıyor. Peki nereden geliyor bu suçluluk duygusu ve bu nasıl kurtulunabilir bu duygudan? Evet, bu suçluluk duygusu aslında çok az biliniyor. Genelde psikologlar bile onunla çok fazla ilgilenmiyor. Neden? Çünkü suçluluk duygusu suni bir duygudur. Sevgi, nefret, şefkat, kıskançlık gibi duygular insanın bünyesinden ortaya çıkar.
Suçluluk duygusu ise dışarıdan dayatılmış bir şey. O yüzden suni bir duygudur ve tamamen dışarıdan dayatılıyor. Yani eğer ebeveynler sert, suçlayıcı ise tavırları, o zaman bu duygu çocukta çok daha güçlü oluyor. Ama eğer ebeveynler demokratik, yumuşak, daha düşünceli, dengeli ise bu suç duygu çok az olabilir. Ama günümüzde herkes alıştığı için kuşaktan kuşağa. Anne baba ne yapıyor? Anne babasından gördüğünü. O da onu gördü. Öyle devam ediyor. O yüzden ödül ve ceza çocuklarda her zaman kullanıyor. Ha çocuğum bunu yap, dondurma alırım, oyuncak alırım. Ama bak yapmazsın, yaramazlık yaparsın, şunu yaparsın, o zaman odadan çıkmazsın. Yani bu şekilde nereden geliyor? Zihinden. Zihin koşullanıyor. Bir nevi Pavlov köpeği gibi. Bir koşullanma. Pavlov köpeği nasıl yaptı Pavlov? Zili basıyor, tükürük ortaya çıkıyor. Çocukta da öyle oluyor. O koşullanıyor ve diyelim ki fincanı kırdı. Odada kimse yok. Elinden fincanı düşürüp kırdı ve derhal ağlayıp suçluluk duymaya başlıyor. Ki fincan ne ki yani? Binlerce fincan alınabilir. Ama ona dayatılmış o suçluluk duygusu ve koşullanmış zihin basit bir fincanı kırınca kendini kötü hissediyor çocuk. Mutsuz olur, ağlıyor ve ileride bu psikolojik problemlere de neden oluyor. O yüzden ebeveynlere rica ediyoruz ki lütfen çocuklarınızı suçlamayın, kötü hissettirmeyin. Hata yapmışsa fincanı düşürdü. Önemli değil çocuğum, daha yenisini alırız. İyi oldu, yenisini alırız diye şaka karşı, espri karşı yaparak çocukta bu suçluluk duygusunun oluşmasını engelleyebilir. Evet, diğer konuğumuz Merve Hanım. Siz de hoş geldiniz. Sağ olun, 6 kez üst üste olimpiyat şampiyonu olmanızın dışında dünya şampiyonu olma öykünüzü ve milli gururumuz olmanızın öyküsünü bizimle paylaşır mısınız? Tamam, teşekkür ederim. İlk olimpiyat şampiyonu ve üst üste 6 kez dünya yoga şampiyonluğum oldu. Aslında 8 kategori var olimpiyat oyunlarında. Ben koreografi dalının Türkiye temsilcisiyim ve dünya temsilcisi oldum. Çünkü 6 kez üst üste bir dünya şampiyonluğu var. Yarışmalarda, oyunlarda neler yapıyoruz? Daha önceki bizim bir kere her koreografide mutlaka bir konumuz ve bir mesajımız var. Biliyorsunuz şu anda küresel bir salgın var. Covid'in etkisindeyiz. Herkesin evinde bir kırmızı alarm, bir panik, bir korku var. Biz de bu son koreografimizde Covid'i baz aldık ve koreografinin sonuna doğru koreografinin içeriğinde aslında orijinal yoga sistemi teknikleriyle asana duruşlarını birbirine bağlayarak dansvari şeklinde bir oyun sergiledik. Ve oyunumuzun sonunda kocaman bir pankart astık, yani çıkardık. Dünyayı savaş alanlarından oyun alanlarına çevirelim. Çok güzel. Gelin bir farkındalık bunu kesinlikle. Hep birlikte yapalım. Evet. Çünkü insanlar bir şekilde bir şeyle meşgul olmalılar. Burada en güzel meşgul olunacak şey olimpiyat oyunları. Neden? Hem sağlığınızı kazanıyorsunuz, hem kafanızı meşgul ediyorsunuz. Savaşları engelleyebiliriz. Barış ve birlik içinde bunu yapabiliriz. Bir önceki koreografimizde de mesela küresel ısınmaya baz aldık. Şu anda da deprem oldu geçen gün biliyorsunuz. Ve ondan önceki koreografimizde deniz kızlarını yaşatmaya çalıştık. İşte su kirliliğinden ötürü denizde yaşayamayıp karaya vuran deniz kızları olduk. Ya bunun gibi hep bir sosyal mesaj var. O yüzden de bu koreografi dalında üst üste başarılar elde edip ve tekrar da dünya şampiyonluğuyla birlikte olimpiyat şampiyonu olmuş olduk. Evet, kupanızı da görüyoruz. Evet, evet. Tutmak ister misiniz bir şöyle? Size de şöyle bir verelim. İlk. Böyle tutalım o zaman. Evet, gösterelim. Yani insanın yarı beline kadar kupası olunca hiçbir yere sığdıramıyor. Her yerde olsun istiyor gerçekten de. Peki, bir de Uluslararası Geçerli Yoga Uzmanı sertifika programına katılmışsınız. Bu sertifika ile hangi alanlarda çalışıyorsunuz? Şimdi şöyle, ben aslında üniversite onaylı sertifikamızı da göstermek istiyorum. Şimdi Hande Hanım, bunu siz de alabilirsiniz. Ahmet Bey, siz de alabilirsiniz. Nasıl alabiliyorsunuz? 8 gün, 16 saat. Yani her gün 2 saat olmak üzere hem pratik hem de teorik bilgilerle
8 gün boyunca üniversite onaylı bu sertifikamızı alıp yoga uzmanı olabiliyorsunuz. Peki sertifikayı aldım, ben ne yapacağım? Tüm uluslararası geçerliliği olduğu için dünyada istediğiniz ülkede gidip bu çalışmaları yoga uzmanı olarak sunabiliyorsunuz. Ben mesela uluslararası geçerli sertifikamızı aldıktan sonra hemen Hollanda'ya gittim. Hollanda'da 8 gün boyunca Amsterdam'ın en güzel yoga merkezinde oradaki yabancılarımızla, gurbetçilerimizle bu sertifikayı buluşturduk. 8 günde onlar da yoga uzmanı oldular ve şimdi bana mesaj atıyorlar. Teşekkür ederiz. Birçok ülkede sizin sayenizde yoga çalışmaları sunabiliyoruz diye. Vishuddha Çakra İfade ve İletişim Merkezi nedir? Bunu bize açıklayabilirsiniz. Onu en güzel başkanım açıklar ve bununla ilgili de birkaç tane teknik göstereceğim birazdan. Uygulamalı göstereceksiniz. Evet, çünkü eğer ki ifade gücünüz olmazsa, mesela şu anda ben buradayım ve heyecan yaptım. Şimdi insanlar bizi sadece bir karenin içinde izliyorlar ama o karenin arkasını görmüyorlar. Şu an burada kaç kişiyiz? Kamera, ışık, yani heyecanlı olduğunuzda ya da üzüntülü olduğunuzda ya da öfkeli olduğunuzda kendinizi ifade edemiyorsunuz. Ve bu sefer ya çok hızlı konuşuyorsunuz, hemen her şey bitsin, ya da hiç konuşmuyorsunuz, içinize kapanıyorsunuz. İşte biraz sonra bununla ilgili çok güzel teknikler göstereceğim ve ifade gücünüz artacak. Ama önce Vishuddha Çakra'yı değerli başkanım sizlere anlatsın. Çakra denen merkezler, aslında bu en eski dilde, insanın ilk dilinde çakra deniyor. Artık literatürü de geçmiş. Buna enerji merkezleri diyoruz. Vücutta 7 ana enerji merkezi var. Onlardan biri de boyun kısmında. İşte ona Vishuddha çakra deniyor. Burada yerleşiyor. Ve insanın ifade gücünü ve iletişim kurma yeteneğini etkiliyor. Bu enerji merkezleri bütün vücudun fonksiyonlarını etkileyen merkezlerdir. Enerjiyle besliyor. Diyelim ki bu boyun enerji merkezi, boyun bölgesindeki tiroid, paratiroid bezlerini ve bütün bölgeyi enerjiyle besleyerek hem fonksiyonel yapıyor ama tıkanma oluşunca bozulmalar ortaya çıkıyor. İşte herkeste istisnasız bozulma oluyor. Neden oluyor ifade gücünde? Sert ifadeler, acımasız sözler, küfürler vesaire. Ya insanlar olumsuz etkilenen her bir kelime ve söz geri döner ve burada bir blokaj üretir. Sonra hastalıklar başlar ama insanın ifade gücü de düşer. İşte buradaki tekniklerle bu blokajları, orijinal yoga sisteminde özel teknikler var. Onlarla bu blokajları çözüyoruz. Merkezi, enerji merkezini arındırıyoruz. Hem insan sağlığına kavuşuyor hem de müthiş evrensel ifadeler sahip oluyor. Yani bu ses kısılmaları, boğaz ağrıları da aslında başkanımızın söylediği blokajlarla, tıkanıklıklarla ilgili. Ve siz onları aktifleştirmediğiniz sürece hep bunları sürekli yaşamaya devam ediyorsunuz aslında. Peki nasıl arttırabiliyoruz ifade gücümüzü? Tamam, şimdi gösterelim mi? Merve Tanrıverdi, sanırım bu uygulamalı göstereceksiniz bu sorunun evet, cevabını. Evet, evet. Tamam, kısa bir ara verelim. Kısa bir aradan sonra Merve hocamızı izleyeceğiz. Az sonra. Dream Türk TV ekranlarından herkese merhaba. Bir Nefes Sağlık programında şimdi Merve Tanrıverdi ile programımıza devam ediyoruz. Kendisini ben davet etmek istiyorum. Tamam, hemen şöyle ayakkabılarımı çıkarıp matın üstüne yerleşeceğim. Bu arada bizi izleyen takipçilerimiz 0212 702 1212 numaralı telefondan bizlere ulaşabilirler. Evet sevgili izleyenler, şimdi bu teknikte Ekasta Simha Garjanasana tekniğinde utanmadan, sıkılmadan benimle birlikte yaparsanız çok memnun olurum. Çünkü dilimizi ağzımızdan dışarı çıkararak H sesiyle nefesi vereceğiz. Bu da sizin ifade gücünüzü arttıracak ve buradaki blokajdan arınmanızı sağlayacak. Tıkanıkların enerji akımını oluşturacak. Başkanım da faydalarından bahsedecek. Şimdi önce Vajrasana'da oturuyoruz. Nefes alırken dizlerinizi yanlara doğru açın. Nefes verirken elleri öne doğru uzatıyoruz. Ve el parmaklarınız kendinize bakacak şekilde avuçlarınızı dizlerin arasında matın üstüne yerleştirin. Şimdi nefes alıyoruz.
Nefes alırken sol kolumuzu öyle doğru uzatıyoruz. Nefes verirken ha sesiyle hafifçe dilimizi dışarı çıkararak nefesimizi vereceğiz. Şimdi bunu gösterdim. Uygulamaya birlikte başlayalım. Gülmek serbest. Bu teknikte gülebiliyorsunuz. Hadi bakalım, utanmadan, sıkılmadan hep birlikte yapıyoruz. Başkanım da size faydalarını anlatsın. Nefes alıyoruz. Dizleri yana açtık. Verirken el parmakları içe dönük şekilde yere yerleştirdik. Nefes alırken sol kolu öne uzatıp veriyoruz. Alıyoruz, dili içe sokuyoruz. Veriyoruz, avuç yerde. Diğer taraftan uygulayacağız. Nefes alıyoruz. Bu sefer sağ kol yukarı. Nefesi verirken alıyoruz, dili sokuyoruz. Verirken avuç yerde. Başkanım siz devam edin. Bu teknikte güçlü bir nefes vererek ve dilinizi çıkarabildiğiniz kadar dışarı çıkarın. Ağızdan nefes verip burundan alıyorsunuz. Bu arada hem akciğerler kapasitesi artıyor, akciğerleri arındırıyorsunuz ve boyun bölgesinde dille birlikte dili dışarı çıkarmada bu bütün dil ve dil altı kaslar hareket ediyor, çalışıyor ve boyundaki bölge bu kas hareketi sonucu kan dolaşımı hızlanıyor ve arınmaya başlıyor. Boyun bölgesinde çok güçlü bir hareketlenme ve arınma başlıyor. Örneğin herhangi bir boyun boğaz rahatsızlıkları olunca ilk başta boğaz ağrıları ya da ki nezlede olan boğazdaki rahatsızlık derhal bu çok pratik bu tekniği uygulayın. Hemen göreceksiniz ki boğazdaki rahatsızlık hafiflemeye başlıyor ve boğaz bölgesi kanla yıkanarak eğer orada herhangi bir bakteriyel hatta infeksiyon varsa bile bu hızlı kan akışı orayı arındırıyor ve enfeksiyon derhal hafifliyor ve hızlı iyileşebilir. Evet, teknikten çıkıyoruz. Nefes alırken kolları kaldırıyoruz. Verirken dizleri kapatıp eller dizlerin üzerinde. Evet, şimdi çok sevdiğim bir tekniği uygulayacağız. Arda Raja Çatuşpatasana tekniği için tekrar nefes alırken ellerinizi kendinize doğru çevirip dizlerin önünde yere yerleştirin. Nefes verirken kalçayı hafifçe kaldırıyoruz. Nefes alırken sağ bacağınızı gergin bir şekilde uzatıp parmak uçlarını matın üzerine yerleştirin. Nefes alırken karşıya bakıyoruz. Duruşta 10 saniye kalıp sonra yer değiştireceğiz. Başkanım devam edin. Bu teknikte de çok etkili olarak boyun ve göğüs bölgesi çalışıyor. Kollara verilen o baskı ve bacak hareketi ve çalışma seri şekilde yapıldığı için yine de boyun ve göğüs bölgede çok güçlü bir değişim oluyor. Nefes derinleşiyor. Boyundaki sorunlar, enfeksiyonlar ve rahatsızlık, örneğin ses kısıtlığı, ses telleriyle ilgili, bu da bir tıkanma sonucu, ses tellerini canlandırıp ses kısıtlamasını, kısıklığını, ses kısıklığını gidermek için çok etkili bir tekniktir. Evet, birlikte tekrar yapalım. Nefes alıyoruz, elleri uzatıyoruz, dizin önünde yerleştirdik. Nefes verirken kalçayı kaldırıyoruz. Nefes alırken sol bacağınızı gergin bir şekilde uzatıp parmak ucunu matın üstüne yerleştirin. Nefes verirken düz karşıya bak. Nefes al, başı öne eğ. Verirken bacağı geri çek. Nefes alırken kalçalar topukların üzerine yerleşsin. Verirken eller dizlerin üzerinde. Tekniği burada bitiriyoruz. Bir tanecik daha gösterelim mi? Gösterelim. Tamam, evde evet. Nasıl? Peki tek başına izleyiciler bunu uygulamasında herhangi bir sakınca, mahsur görmüyorsunuz. Bunda hiçbir sakınca yok. Çok rahatlayacaklarını hissedecekler.
yapabildikleri kadar uygulamaya devam etsinler. Ama ilk başta gösterdiğimiz tekniği mutlaka camı açsınlar, temiz bir havada güzelce yapabildikleri kadar yapsınlar. Peki adeti sayısı var mı? Belirli bir tekrarı var mı? Başkanım siz söyleyin adet sayısını. 5 tekrarlama bu minimumdur. 5 tekrarlama. Bundan sonra bu tekniklerde, özel tekniklerde hiçbir zorlama olmamalı. Koşullanma olmamalı. En az 5 ama kişi yorulursa, fazla gelirse azaltabilir. 5 yapıp içinden daha fazla yapayım hissi uyanırsa daha fazla yapabildiği kadar, o his devam edene kadar 8-10 da olabilir. Pekala. Alalım hocam. Tamam. Arda Tripatasana tekniği için nefes alırken öne doğru uzanıyoruz. Nefes verirken Advasana'ya geçiyoruz. Eller üst üste, kafa ellerin üstünde. Şimdi tekniği uygulayacağım. Nefes alırken ayakları birleştiriyoruz. Nefes verirken elleri yana açıyoruz. Dirsekler göğüs hizasında yerde olacak. Nefes al, parmak uçlarını yere daya. Verirken ellerinize ve dirseklerinize bastırarak tüm gövdeyi kaldırın. Burada önemli olan popo havada kalmamalı. Kalçalar yukarıda olmayacak. Olabildiğince yere paralel oluyorsunuz. Tekniğin devamında nefes alıyoruz. Sağ ayak bileğinizi sol ayak bileğin üzerine yerleştiriyorsunuz. Nefes verirken düz karşıya bakıyorsunuz. Buyurun hocam. Bu teknik bir efor tekniğidir. Eforla yapılıyor. Yaparken gördüğünüz gibi vücudun bütün kasları çalışıyor. Bütün kas sistemini harekete geçiriyoruz. Kaslar güçlenmeye başlıyor. Başlangıçta insan zorluk çekebilir. Eğer kaslar antrenmanlı değilse zor olabilir. Ama gitgide kaslar güçlenecek ve bu teknikte bütün vücutta kan dolaşımı hızlanıyor ve boyun bölgesine kan akışı hızlanınca boyun bölgesi arınıyor ve herhangi bir boyun rahatsızlıklarına bu çalışma çok iyi geliyor. Bu şimdi, hareketi ne zaman yapmamızı tavsiye ediyorsunuz? Bu arada bu teknikte bu şekilde durmakta zorlananlar göğsünüzü, karnınızı yere dayayıp nefesle hareket eş zamanlı bir şekilde ayağınızı kaldırıp diğer ayak bileğinizin üzerinde yerleştirebilirsiniz. Evet hocam, ne zaman yapsınlar? Bu tekniği en iyi öğlen ya da akşamlar yapmak ve yemekten önce yapmak tavsiye ediliyor. Çünkü mide dolu olursa rahatsızlık verebilir. Boş mideyle bu teknik çok etkilidir. Sindirim sistemine de iyi geliyor. Sindirim, akciğerlere de iyi gelen bir tekniktir. Gün içinde boş mideyle öğlen ya da akşam saatlerinde kişi bunu birkaç kere uygularsa bütün vücudunu canlandırıyor, kasları güçlendiriyor ve özellikle boyun bölgesindeki rahatsızlıkları gideriyor. Evet, duruştan çıkıyoruz. Nefes alıyoruz, ayak iniyor. Verirken baş önde. Nefes al, gövdeyi indir. Verirken eller üst üste, kafa ellerin üstünde Advasana. Derin nefeslerle gevşeyip rahatlıyoruz. Evet Merve Hanım, size teşekkür edip yerinizi alalım lütfen sizi. Tamam, teşekkür ederim ben de. Akif Hocam, size de çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Çok sağ olun geldiğiniz için. Ayaklarınıza sağlık. Çok biz değerli bilgiler ederiz. Verdiniz bize. Sizlerle gurur duyduk. Sağ ayrıca. Olun. Bu arada ufacık bir şey söylemek istiyorum. Bu dünya çapında geçerli uluslararası sertifika için ya da olimpiyat oyunlarına katılmak isteyenler için mutlaka bize ulaşsınlar. Biz kendilerine her türlü açıklamayı yapacağız ve destek olacağız. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Bir Nefes Sağlık programının bugün de sonuna geldik. Biz yarın yine aynı saatte Ahmet Hocam'la beraber evet. Sizlere konuk olacağız. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.